Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Asr suresindeki dört temel ilke. Kur'an'daki her surenin bir adı var, isim var. O surede geçen en önemli olaya bu isim verilmiş. Kur'an-ı Kerim'in son kısmında olan kısa surelerden biri de Asr suresidir. Burada Asr-ı Kerim'de geçtiği için bu isim veriliyor. Bu sure 3 ayet-i kerime kısa sure. Fakat İslam'ın özü, hülasası burada mevcuttur. Mevla buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim, vel asri ilahür. Buradaki vav-ül kasem deniyor buna. Yani yemin vavu. Allah Teala bu sureye yeminle başlıyor. Kur'an'daki bazı surelerde ve şemsi, vel fecri, ve tini gibi vav ile başlayan sureler vardır. Bunların sonu esri oldu mu o vav yemin vavudur. Vallahi billahi gibi yemin vavundan sonra gelen kelime esri olur. Ve tini ve asrı gibi. Bunu Mevlam buyuruyor. Vel asrı, asra yemin olsun. Allah Teala yemin ediyor burada. Ne ediyor? Bizi uyarmak için. Asır ne anlama geliyor? Burada ve asrın değil de vel asrı geliyor. Yani burada lam-ı tarif, eliflam var burada. Bu da dört anlama gelir lam-ı tarifte. Ağat için, istirak için, cins için dört anlama geliyor. Ağat iki ayrılır çünkü. Harici, zahir derken. Buradaki cins anlamına göre vel asrı asra. Asır, yüzyıllık bir zaman birimi. Yani yüzyıllık bir zaman birimine burada Mevla yemin ediyor. Neden acaba? Her yüzyılda dünyada büyük değişim olur. Yani yüzyılda. Her yüzyılda bir müceddit gelir. Müceddit gelir. Evliya gelir. Evlerin başı gelir. Şu olaya değiştir. Bir de ne kadar sabık rejim varsa bunların son ömrü yüzyıldır. Bunlar batar gider ondan sonra. Ayrıca burada zamana işaret veriyor, zamana. Çünkü her şey zamanla kazanılır ve kaybedilir. Allah Teala bizi önce ruhumuzu yarattı, ruhlarımızı yarattı. Yani bizim aslımız, özümüz, kimliğimiz ruhtur. Bu değişmez. Beden değişir. Bebekken çocuk olur. Delikanlı olur, orta yaşlı olur, yaşlı olur. İnsanın farklı farklı böyle hayatı, dünyası olur. Ama ruh değişmez. Önce Mevlam bizi ruhumuzu yarattı, aslımızı yarattı. Sonra imtihana çekilir ruhlar. Mevlam buyurdu. Elesti bi rabbiküm. Ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi ben yaratmadım mı? Kalu dediler, dedik yani. Bela, evet ya Rabbimiz. Orada imtihan olduk ruh aleminde. Nasıl imtihan? Sözlü imtihan muhtemelen. Bedensiz imtihan ama beden yok. Ruh yalnız böyle. Ruh, melekler gibi madde ötesidir ruhlar, melekler gibi. Melekler gibi ruhta lebis olmayınca imtihan da daha kolay olur tabi. Sözlü imtihan. Sonra Mevlam bizleri dünyaya gönderiyor. Dünyada nasıl görünüyoruz? Beden ile. Yunus Emre buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ruh halde buraya gelsek, dünyaya gelsek, ne yapacak dünya ruhlar, ne yapsın ruhlar dünyayı? Ruh
Melek gibi yemez, içmez, eşlenmez, uyumaz. Işıkta etkilenmez. Melek gibi ruhlar. İmtihan olmaz tabi. Beden, ne var bedende? Beden ağırdır, topraktan yaratılmıştır beden. Nefis denen güç de, bu da bedensel güçtür. Gıdalardan bedene gelir, nefis denen güç, şehvet, öfke, kin, kibir, onur, benlik, hırs gibi, bunlar nefsane duygular, bedensel duygular bunlar. Bir de şeytan var işimizde. Bu da ne yapıyor? Şeytan da bu duyguları tahrik ediyor. İnsana böyle kin, insan duygusunu kamçılar şeytan. Hırs insanı kaptırır, öfkelendirir, şehvete sürükler. İşte dünya imtihanı ruh alemine benzemiyor. Dünya alemi. Dünya geçici olduğu halde, her gelen öbür aleme göçüp gittiği halde, hiç kimse oraya bir şey götüremediği halde, yine insan aldanıyor, herkese aldanıyor. Mevlam buyuruyor işte, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِينَ. Yani bu bir gerçek, realite bu. Bunu göz görüyor. Kimse kalmıyor dünyada. Gidenlere bakalım. Herkes yakına, çevresine baksın, kimsenin yanında kalmıyor. Herkes gidiyor böyle. O kişilerin bir de hayattaki durumunu şöyle gözüne hayal getirelim. Onlar da koşuşurdu, tartışırdı, hırslanırdı, kızardı böyle. Dövüş, kavga, hızlı hayatları vardı. Namazdan kalır, namazını erteler, ibadetten kalır. Bir dünya hırsı, koşma, yoğun bir hayat, hızlı bir hayattı böyle. Sonra ne oldu? Bir anda hepsi bitti kaldı. İnsan yorulduğunda kalıyor. Neye benzer bu? Teneffüste çocuklar oynarlar çocuklar teneffüste. Tam oyunun böyle bir tatlı anı gelir, zil çalar. Oyun tamam bitti bu teneffüste. Hayatta bu işte böyle. Ömür zili çalar, azarsam gelir, oyun biter. Evim yarım, eşyam yarım, oğlum evlenecek, sünnet olacak, şu işim var, bu işim var, alacağım var, vereceğim var, çekim var, sünnetim var, var, karma karışık hayat. Ama zil çaldı mı, ağzının karşısına geldi mi, hepsi bir anda bitiyor muhtemelen. Kimse oraya bir şey götüremiyor. Dünya malı götüremiyor böyle. İşsize kadar zengin holding sahibi olsun, o da ancak erkekse 3 kat bir bez kefen, 3 kat, 4 olmuyor bu, 5'e çıkmıyor. 3 kat kefene giyiyor, dünya öl gidiyor. Durum böyle iken, bunu her zaman gözlediğimiz halde, gerçek bu iken ne yapıyor? İnsan aldanıyor işte. İnsan aldanıyor. İşte Mevlam bizi ne yapıyor burada? Uyarıyor. Vel asreki vabı kasem mimin vabı ile. Böyle yemin ediyor zamana. Dünyaya aldanmayın. Böyle abi. Aldanmayın dünyaya buyuruyor. Geçici hayattır. İmtihana buraya geldik. Bunun bir anlamı da Lam-ı Tarif'in ahd için. İkindi namazını işaret ediyor. İkindi namazına. İkindi namazına da bu isim verilir. Saatül asır denir ikindi namazına da. İkindi namazın da orta namaz denir ikindi namazına. Bu önemi vardır. Bunun bir anlamı da aslı saadet. Aslı saadet. Saadet mutlu demektir. Yani mutlu asır. Hangi asır bu? Peygamberimizin Peygamber yaptığı dönemdeki zaman, 23 yıllık zaman birimi, mutlu asır budur mu? Mutlu asır, asıl saadet böyle. İmanların coştuğu, Kur'an'ın yaşandığı, uygulandığı, gönlü Allah diye yandığı bir dönem, öyle bir dönem böyle. Cihat ruhu, İslam için çalışma, çabalama. Yani 23 yıl zamanda İslam büyük bir devlet haline geldi. Neyle o da bu? O din aşkıyla
İman ruhuyla, cihat ruhuyla olmadı. Uyuşukluğu olmadı onlara böyle. Yani sahabeler aç kaldı, göç ettiler, yaralandılar, belendiler. Öyle zaman geldi ki bir tek sahabe 10 küsürine yaralanıyor savaşta. Yara bere içerisinde ama ertesi gün cihada gidiyor. Yine cihada gidiyor. Bu canlılık hayatı böylece. Yani onlara baktığımız zaman yani bizim İslam Müslümanlığımız gerçekten onlardan çok çok uzak, çok farklı muhtemelenler. Ama aynı şeyi istiyoruz bizler de ya. Aynı şeyi biz istiyoruz bizlerle. Biz cenneti istiyoruz. Ama bedelini veremiyor muhtemelen. Mevla buyuruyor, innel insane. İnne Arapça'da kesinlik anlamına gelir. Kesinlikle, muhakkak ki mutlaka el insandaki lambda burada cins için bütün insanlar. Lefi husrin husranda. Husran zarar. Nasıl zarar? Ana sermayeden zarar. Böyle kârdan bir zararı vardır. Bir de sermayeden, ana sermayeden zararı vardır. Bütün insanlar husranda, yani ana sermayeden zarar ediyor insana burada. Nasıl zarar ediyor? Ruh aleminden buraya temiz geldik muhtemelen. Ruh aleminden. Kavlu biraz dedik orada. Meyle orada tahsik ettik orada. Fakat buraya gelince dünya bizi aldatıyor burada. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Böyle dünyaya dört tane sarılıyoruz. İbadetler tabii onlar arka planda kalıyor. İkinci planda kalıyor. İşte burada dört temel ilke var. Kim bunları yaparsa bunlar zarar görmeyenler, kurtulanlar. Kimler bunlar? Mevla buyuruyor. İllellezine amelü, birincisi iman edenler. İman edenler, iman. İman nedir? Tabi bunun şartları var, 6 şartı vardır. Başta nedir? Amentü billah, Allah iman Celle Celaluhu. İmanın özü, çekirdeği bu. İmanın ruhu, canı bu. Amentü billah'dır. Melekler, Allah yarattı onları. Ahiret alemi olacak, Allah yapacak bunları böylece. Başta amentü billah'dır. Eğer bu amentü billah güzel olsa, kesin olsa, sağlam olsa, gönüllere yerleşse, diğerleri kolaydır onlara. Her şey kolaydır. Amin. Allah'a iman Celle Celaluhu. Ya Allah inanıyoruz elhamdülillah. İnanıyoruz ama muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Bekir'in imanı terazimi kefesine konsa. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri var. Adam Hazretleri. Onun imanı terazimi kefesine konsa. Dere kefesine bütün ümmeti imanı konsun. Ebu Bekir imanı daha ağır geliyor muhteremlerle. Öyle İnandımla iş bitmiyor. İnandımla böylece. Allah'ı bilmek, arif olmak, arif olmak, marifetullah ermek, Mevla'ya bilmek, Allah'tan gafil olmamak. İmanı yakın deniyor. İmanı yakın deniyor bunlara böyle. Yani Mevla, Allah Teala, Mevlamız evet vardır, birdirler, işi bitmiyor böylece. Buna kalbin, gönlün tam uyum sağlaması gerekiyor buna. Mülk Mevlamızın. Lehül mülk yaratan Mevla. Mülk onun böylece. Her bir zerre Allah Teala'nın gözetiminde, denetiminde, emrinde her bir zerre. Bir atom başıboş değil böyle. Bir hücremiz başıboş değil. Eğer şu bedene biz karışabilsek, idare etsek, emin olun muhteremler, hiç kimse bedeni yönetemez. Şu bedeni yönetemeyiz bizler böylece. Bak. Nefsini bilen, yani kendini bilen Allah bilir. Hadis-i şerifte. Men arefe nefsehu, arefe rabbehu. Men arefe nefsehu, fek arefe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir.
Şöyle bir kendimize bakalım. Kendimize bakalım. Neydi bize değil mi ya? Şu beden görünen bir şeyimiz, ete kemiğe büründük, bilmem ne diye göründü dünyada. Şu beden görünüyor böylece. Peki beden bizim mi? Hayır değil. Değil muhtemelen. Lehü mülke giriyor. Mülk Allah'ın. Beden Allah-u Teala'nın. Bizler şu bedeni yönetemeyiz ki. Ne yapıyoruz? Mesela susayınca su içiyoruz böyle. Acıkınca bir şey yiyoruz. Onu ne yapıyoruz? Şöyle bir göze bakıyoruz, kokusuna bakıyoruz, damak tadına bakıyoruz, hoşuna gitti mi onu yutuyoruz böyle. Sonra ne oluyor? Artık ona karışamıyoruz. Bizden gitti artık böyle şey. Midede neler neler oluyor böyle. O gıdaya göre mide salgı yapıyor, salgı. Hatta bir insan ne yiyeceği önceden bilse, mesela kişi biliyor ki akşam şunu şunu yiyecek. Eve giderken bir onu hazırlanıyor, ona göre salgı yapıyor bu muhtemelenler. Bir kimse bir eve misafir gittiği zamanlar içeri girince bazen olur ya, hamur işi koku yapar böyle şey. Hemen o kokuyu beyin algılar, gereken onun sinirimci gereken salgıyı hazırlar. Bak muhtemelenler, salgıyı hazırlıyor. Bunlara nasıl bu cenni kuran kim acaba? Kim bunları yapan böyle? Kim bunları yapan böyle şey? Oradaki sindirim sistemi için neler gerekiyor burada? Çeşitli gıda alıyoruz. Hepsine başka bir sindirim için başka bir salgı lazım ya. Hepsine ayrı bir şey lazım onların böyle. Bunların yarayanı işte aralacak, bedene çekilecek. E kim yapıyor bunları? Hiç haberimiz yok. Uyuyoruz. Hatta günah işliyoruz. Günah işliyoruz. Her şey yapıyoruz ama beden çalışıyor. Sonra solunum sistemi durmadan soluk alıyor böylece. Dolaşım sistemi, kan dolaşımı dolaşıyor, pompalıyor kalp, motor çalışıyor. Bunları yapan kim bunlara böylece? Mesela alınan gıdalar hücreye dönüşüyor bedende, yarayanlar, şekillenleri bedene. Hücreye dönüşüyor. Hücre ne oldu? Hücreler bedene taksim oluyor. Bir sevkiyat başlıyor bakın. Bir sevkiyat başlıyor böylece. Hiç yanılgı olmadan ama, yanılgı olmadan. Hücre ne edecek bu hücre? Kemiğe edecek, efendim ciğere edecek, oraya buraya gelecek. Bir muazzam bir sevkiyat var böylece. 10 bin, 100 binlerce hücre ölüyorlar, yerine gidiyor böyle. Sevkiyat var böylece. Hiç sapma, şaşırmadan böylece. Eğer bir sapma, şaşırmazsa ne olur? Mesela gözün birine hücre fazla gider, gözün biri büyür, şişer. Öbürü küçük kalmaktır hem de. Hatta ana karnındayken bile böyle şey. Eğer hücrelerin mesela kulağın birine çift kulak var, birine fazla hücre girse, kulağın biri büyür, diğeri küçük kalmaktır. Ayaklar bunun gibi. Eğer ayaklara hücrenin biri fazla girse, ayağın biri uzun, biri kısa kalır. Halbuki ayağın biri bir santim kısa olsun, insan yürürken aksar muhtemelen bakar böyle. Aksar böyle şey. Hele dişler. Mevla buyuruyor. Ellezî halakake fesevvâke feadelek. Yani Mevla'ya kurban olsun insan muhtemelen. Mevlamız güzel Mevlamız. Ellezî halakake, o Allah ki seni yarattı. Fesevvâke, tesviyet düzenledi. Organların şekillerini, gözün, kulağın, iç organın şekillerini. Feadelek, tam denk muadı yarattı böyle bak. Denk yarattı böyle. İki böbrek varsa ikisine eşit oranda hücre gidiyor böyle. İki göze, iki kulağa, ne varsa iki varsa bedende eşit hücre taksim ediyor böyle şey. Yani bir insanın bedenini yönetmek bile muazzam büyük bir iş. Bir insanı böyle. Düşünelim ki azı cemaatimiz milyarlarca insan var yeryüzünde, milyarlarca. Hayvan da bunun gibi. Kaç katır hayvan var. Karıncanın da bir midesi var, gözü var böyle şey. Denizde balıklar var böyle şey. Yani sırf şu maddelerin dünyaya baksak ki, nedir dünya şu evrende? Bir nokta bile diyelim evrende böyle. Şu dünya nokta diyelim böyle şey. Ama şu dünya baktığımız zamanlar, insanın gerçekten ne yapması gerekiyor? Secdeye kapılma gerekiyor.
Mevlam koydu karşısına böylece. İşte levh-i mülk, mülk Allah'a Celle Şanuhu. Aynı şekilde güneş, ayı yaratan, onu düzenleyen böylece. Enerjiyi sağlayan, hidrojen helyuma dönüşüyor. Atomlar dönüşüyor böyle. Enerji oluyor. Yaratan bunları Mevlamızdır. İşte Ahmet-i Billah deyince ki bu Ahmet-i Billah'ın anlamı muhteremler milyonlarca yıl anlatsaları bize bitmez yine böylece. Sonsuzsuzdur bu. Demek ki iman deyince imanın gerçekçi olması gerekiyor imanın. İmanın tahkiki deniyor buna. Hak iman olması gerekiyor imanı gerekiyor. Ancak ki işte bunlar kurtuluyor. Ne deniyor bunlara? Mümini kamil. Gerçek mümin deniyor bunlara. Peki bir insan inandı, iman ettim dedi. Yeterli mi? Hayır. Yaşama gerekiyor, yaşama gerekiyor böyle şey. O Mevla'ya kulluk etmek gerekiyor. Mevla buyuruyor. Ve amelü salihati. İmandan sonra ne geliyor? Ameli salih. Ameli salih. Amel iş demektir. İbadet demektir. Tabii bu sözlü olur, fiili olur. Her şekilde olabiliyor. Hatta beyinsel olur, kalbili olur. İman parasal olur amel. Mesela sadaka vermek, zekat vermek parasal böyle. Bu da ameldir ama. Salih olması nedir? İhlasa bağlı, ihlasa böyle. Allah iş olması gerekiyor ve bilinçli olması gerekiyor amelin salih olması için. Evet, öyle insan vardır, çok namaz kılar ama bilinçsizdir. Yanlışı çoktur, ihlasızdır veya bunlar Allah katında merdut, yani kabul edilmez. Amelin de salih olması gerekiyor, amelin de. Bedensel ibadet, baştan namaz, bedensel ibadet. Yani kişi ne yapıyor burada? Bütün bedeniyle Allah'a kulluk eden, bütün bedeniyle. Abdest almak, ayağa dikilmek, kıbleye yönelmek, tekbir almak, el bağlayıp Allah'a önce bir teslimiyet sergilemek. Yani şu namazdaki güzelliğe bakmaktır. Güzelliğe bakınız. Uyuyan bir insan, çalışan bir insan, oturan bir insan hemen birdenbire o namaz miraç makamına çıkamıyor birdenbire. Kolay değil böyle. Ne gerekiyor? Önce eğer tuvalet ihtiyacı varsa oraya gidecek. İçindeki pisi atacak. Ondan sonra abdest alacak. Gusül gelirse gusül yapacak. Hemen namaza girmiyor kolay kolay. Ondan sonra farz için vakit vardır, vakit, randevu. Allah randevu veriyor kullarına, bölge bölge, bölge bölge. Nasıl bir devlet başkanı mesela kabul eder, bölge bölge kabul eder, randevu verir. Bu da Mevla bölge bölge kabul ediyor Mevla'nın böylece. Marmara bölgesi işte, Doğu, Orta Anadolu, Doğu İran'a git artık, gelse gelse Avrupa'yı böyle. Her an, her yerde namaz vakti giriyor böyle. Hiç namaz durmuyor böylece. Sonra kul ne yapıyor burada? Yani arifler için, yani Allah'a aşık olanlar için en güzel vakit namaz vaktini bekleme. Randevu saatini bekleme böylece. Nasıl bir insan çok sevdiği bir dostuna, çok sevdiği dostuna kavuşacak ama belli bir saati vardır. Uçağı bekliyor havaalanında, treni bekliyor, arabayı bekliyor, taksiyi bekliyor. Günümüzde böyle telefonu çalıyor, neredesin? Böyle bekliyor kişi böylece. Bir insan, hele mesela yavrusu, gurbetten gelecek, askerden gelecek, kızı gurbetten gelecek, bunun zaman görüşememişler. Tabi ana baba, dört gözle beklerler yavrusunu böyle. İşte babacığım uçağa biniyoruz, bindik, binmek üzereyiz. Yoldayız işte, o, falan yerde işte mola verdi arabamız. Böyle devamlı bir bağlantı sağlanır. Belki heyecanla bekler böylece. Kavuşma anını bekler böylece. Kişi Allah-u Teala seviyorsa nedir randevuda? Namazın vakti, ezan vakti, ezanlarda bir randevu böylece.
Sonra vakit geldiği mi kişi ne yapıyor? Kıbleye dönüyor muhtemelen. Kıbleye yöneliyor böyle. Yani bütün Müslümanlar aynı noktaya yöneliyor. Bütün Müslümanlar aynı noktaya yöneliyorlar. Kıbleye, Kabe'ye, Muazzama'ya tekbir alınıyor. Önce tekbir alınıyor. Nedir anlamı? Allahu Ekber. En büyük Allah. Kalanı atıyorsun geriye. Yani elin tersiyle atıyorsun dünyaya. Yüzüne bak, avuçlu kıbleye dönüyor. Allahu Ekber, elin tersiyle attın dünyayı. Dünya artık arkanda kaldı, bitti onu unuttun. Artık başka aleme girdin. Yani namaz, o manevi bir alem. Miraç alemi, melekut alemi, o aleme kişi girdi. Altı insan arkası dünyayı, el bağlanıyor. Nedir el bağlanıyor bu arada? Mevlamıza tam bir teslimiyet. Allah teslimiyet böyle şey. Burada sol el altta kalıyor, sağ el üstüne kalıyor böyle. Yani sol el nefis, sağ el ruh demektir. Ruhun nefse burada egemenliği, hakimiyeti anlamına geliyor. Kul dönüyor. Bir de içimizi de böyle Mevla'ya bağlayabilsek. İçimizi bağlayabilsek falan. Şimdi bu duruma gelen kişi ne yapması gerekiyor burada? Allah Hüsnü Celle Câlihü. Allah bizi görüyor, biliyor, huzurundayız Mevlamız. Ne gerekiyor burada? Allah huzurunda biraz daha keşke kalabilirsek. Öyle ya, madem ki randevuyu bekledik, ki Mevla bize randevu verdi, elhamdülillah randevu vakti geldi, vakit girdi, ezanlar okundu, bizim öyle kabul etti. Ne gerekiyor burada? Biraz daha kalabilirsek. Hastaneye gittiğimiz zaman bazen olur ki fazla da bırakmazlar kardeşim. İşte zaman dardır, işte bölüm saati bitmiştir, hemşire gelir, efendim lütfen dışarı çıkın bakalım böylece. Ama ne olur işte bir 10 dakika müsaade bize. Daha doymadım. Namaza ama doyuruz muhtemelen be. Doyuruz böylece. Yani öyle kişi namaz kılıyor ki Allah inşallah bir nasip versin, tekbir alıyor, rüküye gidiyor. Ne zaman okudun Fatih-i Zamm-ı Sûre'yi böyle. Rükûlar, secdeler o kadar çabuk ki böyle takır takır, takır takır. Şerisi hemen selam veriyor, tamam böylece. Hani Allah'ı seviyorduk ya, sorsa Allah'ı seviyoruz. Hani âmenetü billah, hani Allah'a iman nerede kaldı böyle? Allah huzuru nerede kaldı? Nerede bu gaflet böylece böyle? Namaza kalalım ya muhtemelen böyle. Nasıl kalalım? Yavaş okuyalım. Hatta Mevla buyuruyor, veret dili Kur'an'ı tertil'e. Kur'an'ı tertil ne de böyle? Böyle kelime kelime böyle, hece hece böyle, hece hece böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak, ne anlamadın bak. Alemler için kapsın böyle bir şey. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Rüküye vardık. Ne yapacağız? Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Yavaş mıydım ben de. İşte demek ki bedense ibadet, amel-i salim başta, işte namaz geliyor ama namaz namaz olsa, namaz namaz olsa zaten namazın sevabı insana yetiyor mahşerde. O sevabı yetiyor muhtemelen bence. Sonra tabii oruç. Bu da beden serifiyse cihattır. Bir de Allah'ın cihat etmek vardır bedenle. Sonra tabi parası ibadet vardır. Zikir vardır dil ile. Direksiyon başında olur. Masada olur. Çalışın yerde olur. Yolda olur. Her zaman her zaman zikir olur. Zikir Mevla'dır. Allah anma hatırlamak Mevlamızı. Allah Allah demek cicali. La ilahe illallah demek Mevlamızı. Kim Allah çok zikreder, kim Allah çok seviyorsa hep onu anlar, hatırlar. Unutamaz ki böylece. Mecnun ne yapıyordun Mecnun? Gece gündüz Leylam, Leylam, Leylam diye bakılır böyle. Leylam, Leylam, Leylam diye Mecnun böyle. Niye? Yorulmuyor mu acaba? Bıkmıyor mu acaba? Bıkmıyor ki böyle. Ondan zevk alıyor ya. Zevk alıyor ama tabi zaman geldi Mevla'yı buldu ama. Bir gece kalkmış Mevla'nın gece yarısında, ıssız bir çölde.
aklına Leyla geliyor, hayali geliyor Leyla'nın. Gene başlayacak, tam Leyla'm diyeceği yerde Mevlam demiş, Mevlam. Mevlam deyince birdenbire Mevla'nın, yani Allah'ın Celle Celaluhu aşkını kalbine buluyor. Mevlam deyince böyle. Bakıyor ki Allah Allah, iş değişti şimdi ya. Hayatı değişti, dünyası değişti. Başlıyor Mevlam, Mevlam diyor. Bir anda büyük evliya makamı veriyor. O makamı veriyor, o aşkı veriyor. Hatta bir zaman sonra Leyla'nın köyünden geçerken yine Mevlam diyormuş. Mevlam, Mevlam. Bunu gören kadınlar acıyorlar bunu. Kadınlar Leyla mı dedin zannediyorlar kadınlar. Acıyorlar, gidiyorlar Leyla'ya. Leyla ne olur? Gel şöyle bir görün be. Bak Mevlam buradan geçerken bir görsün seni. Leyla çıkıyor yana kadınlar. Ama Mevlam bakmıyor ki artık şeye Leyla'ya, Mevla'ya buldu. Gel ama Mevlam, Mevlam diyor böyle artık. İçi yanıyor böyle. Tutamıyor kendini. Mecnun, Mecnun. Adası Kasım'dır yani. Mecnun deli demektir. Çıldırmış demektir. Aşk ile böyle. Mecnun bak diyor Leyla burada. Ben diyor Mevlam buldum artık. Vakit Leyla'm, vakit Leyla'm diyor. Mevlam buldum. Ağlıyor ağlıyor. Sübhane erdin diyor muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz Mevla'yı bulamayanlar bizler gibi gafile ne yapıyoruz değil mi? Muhtemelen böyle. Mevla'yı bulamayan gafiller namazını zevk alamıyoruz. Patır ki yat kalk bir hareketler. Zikirden tat alamıyoruz. Hep ne oluyor bu defa? Boş 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 konuşma. Boş konuşmalar. Filan takımın puanı, filan takımın puanı, şunları, bunları, ıvır zıvır şunları, bunlar hep boş şeyler böyle şey. Ya televizyon başında, internet başında boş boş şeyler muhteremler. Ama ömür erip gidiyor ama ya. Her saniye damla damla ömür sami tükeniyor ama her saniye. Her saniye ömür damla tükeniyor. İşte Mevlamız buyuruyor, iman edenler ve amel işleyenler. Bundan sonra ne kalıyor ki? Yeterli mi bunlar? Yetmiyor. Evet, bir insan imanı kamil oldu. Mevla'yı bildi artık böyle. Unutayım Mevla'sını böyle. Namazı namaz, namazı zevk, miraç. Allah'ı unutamıyor. Her zaman zikredin Mevla'mızı. La ilahe illallah biraz unutayım böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kişi bunda kemal buluyor. Olgunlaşıyor insan böyle. Olgunlaşıyor. İnsan bunun farkına varır mı acaba olgunlaşığının? Evet varır muhtemelen, varır böylece. İnsanlar bir hafifleme başlar, hafifleme. Günahlar döküldükçe bedendeki ağırlık gider. Uyuşukluk gider, tembellik gider, sıkıntı gider, gönül darlığı gider. Gönül darlığı, biraz da gönül darlığı. Dedi gönül darlığı. Nasıl gözümüze bir toz kaçtı mı, göz bunu kabullenmiyor. Bir toz, küçük bir toz kaçar böyle. Gözümüze, göz bunu kabullenmiyor böyle. Gözüm ağrır, yanar, sulanır, mulandır, onu atmaya çalıştı, dışarı atmaya çalıştı böyle şey. Gönül de, Allah'tan başka bir toz geldi mi gönüle, gönül bunu kabullenemiyor böyle şey. Kul ağzını açar, kahkahayla boş gele güler bile, kahkahalar güler. Kul diye bağırır, şunu yapar, bunu yapar, kızma, öfkelenme, sinirlenme, hırs, şunlar, bunda gaflet. Ama gönül bunlara kabullenmiyor. Ne yapıyor gönül? Gönül böyle sıkılarak, daralarak bu tepkisi ortaya koyuyor gönülde. Bu da böyle şey. Ne zaman gönül huzuru bulursa, gönül rahatlar. Bu da böyle şey. Ne ile rahatlar? Mevla buyuruyor. Ela, dikkat edin. Bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bi zikrillahi, Allah'ın zikriyle kalpler, gönüller ancak tatmin olurlar böylece. Allah, Allah zikri cari böyle. Gönül böyle bir rahatladı mı, huzur buldu mu, gönül huzur rahat buldu mu, zaten gönülde müdafaa Allah'ı anma, Allah'a yönelme,
gönülden gelmeye başlar. Bu neye benzer? Önce kişinin ibadet kendini zorlaması yapma bir havuza benzer. Kişi bahçesini bir havuz yapar. İçini suyla doldurur, temiz suyla doldurur, su temizdir. Ama 3-5 gün sonra su orada bozulmaya başlamaktır. Eğer bir insanın bahçesinde, bağında bahçesinde bir kaynak olsa, etrafını çevirirse, devamlı yerden kaynıyor temiz su böyle. Fazlası tabii de boşalıp tahliye ediliyor bir yerde böyle, taze geliyor. İşte gün uyandığı zaman nedir? Bu kaynağa dönüşüyor kalp, kaynağa dönüşüyor böyle. Kaynak haline geliyor, devamlı içten geliyor böyle şey. Bu kişi farkında olmadığı zamanlarda da böyle otu düşürürken hiç farkında değil, Allah Allah der. La ilahe illallah der. Uykusunda, rüyasında Allah'ı zikreder muhtemelen. Yani içten gelmeye başlayacak, içten başlayacak. Yani başlayacak. Böylece. Bundan sonra ne kalıyor? İman ağaç filan dikildi böyle. Tuttu mu ne oluyor? Büyür. Amel-i salih veren başlar. Ne de amel-i salih de meyve vermeye başlar. Ama eğer bu meyveden başı yaralanmazsa bu yine o kadar faydalı yeterli değil muhtemelenler. İman ağacı tuttu mu elhamdülillah. Amel-i salih ibadetler meyvesidir. Meyvesini verdi mi? Biliyorsunuz bazı ağaçların mesela aynı cins elma ağacı bile elmada bir olmaz bazen böyle. Meyvesi de bir olmaz. Bu ağaca göre farklı olur böyle şey. İşte ibadet de böyle olur böyle. Ne gerekiyor? Başka buna faydalanması gerekiyor. Bunun için iki şey Allah bize buyuruyor. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı birbirine tavsiye etme. Ve tevasav. Tevasav, tefal babından karşılıklı anlamına geliyor böyle. Müslümanlar birbirine, yani tek taraflı değil bu böylece. Müslümanlar birbirine ne yapacaklar? Hakkı, doğruyu, İslam'ı tavsiye etmek, tebliğ etmeyi birbirine böylece. Bak böyle yapma karışım ya, bak bu mekruhtur, bu günahtır, işte bu haramdır, bak şöyle yapalım, böyle yapalım. İnsan aynası derler böyle. İnsan kendini fark edemez. Ama karşıki fark eder bunları, fark eder. Velham buyuruyor, ve tevasav, bak karşılıklı mı? Karşılıklı bir tavsiye. Karşılıklı tavsiye, neyi? Hakkı. Hakkı tavsiye, hakkı tavsiye etme böylece. Hak, ne anlama geliyor? Yani bidatları değil, hurafaları değil. Günümüzde insanlar ne yapıyorlar? Hak diye bidatları tavsiye ediyor, bidatları tavsiye ediyor. Hurafeleri. Efsaneyi tavsiye ediyor, örf adeti tavsiye ediyor. Bir evlenecek, şu yapmasa olmaz, ayıp olur. Bu mu tavsiye ediyor? Bidatları tavsiye değil böyle şey. Yani farzları, vacipleri, sünnetleri tavsiye etmek bunlar. İslam'ın özünü yaşamak, İslam'ı sulandırmamak bidatlarla. Bunları korumak İslam'ın gerekiyor. Hakkı tavsiye etmek birbirlerine. Bu olmasa insan yine yarım insan. Yani evet meyve oluyor, o da düşüp çürüyor gene yerine. Kimse yaralanmıyor bundan. En büyük görev nedir? Hakkı tavsiye. Yani dini İslam'ı tebliğ etme. Eğer bundan daha üstün bir görev olsaydı, Allah-u Teala peygamberlere o görevi verdi muhtemelen bakınız. Allah'ın en seçkin kulları peygamberler. Peygamberler böyle. Ve onların görevi, onların asli birinci görevleri nedir? Tebliğ etme, hakkı tavsiye etmek böyle şey. Bütün insanlara, her aleme bir karşılık beklemeden, hatta tepkileri sineye çekerek, onlara böyle terslemeden hakkı tavsiye etmek böyle. Eğer hak tavsiye edilmezse İslam kişiyle beraber mezara girer, söner, gider. Yani cami yeni cemaat gelmesi gerekiyor.
genç uyandırılması gerekiyor. Çocukların bilinçlenmesi gerekiyor. Bu neye bağlıdır? İşte bu hakkı tavsiyeye bağlıdır bu. İnsanlar eğer akıllarıyla bunu bulmaları mümkün olsaydı Allah da bizlere peygamber göndermez, kitap göndermez muhteremler. Evet, akıl bunu mantık anlar, bunu kabul eder. Ama akıl neye benzer? Akıl projektöre benzer böyle. Akıl hangi yere çevrilirse orasını gönderir. Günümüzde mesela radarlar mesela böyle. Radar kurulmuş bir yere. Eğer radarın yönü nereye dönmüşse orasını gösterir. Öbür tarafın arkasını göstermez muhtemelen böyle şey. Efendim işte bir kişi çok akıllı. Efendim işte profesör akıllı olabilir ama ancak kendi meslek dalında olabilir. Bunun için ne gerekiyor? Mutlaka hakkı tavsiye, İslam'ı tebliğ etmen gerekiyor. Bu nedir? Bu da ameli salihe giriyor. Bu da sevaba giriyor muhtemelen bak. Sevaba giriyor böylece. Mesela arkadaşımız, komşumuz, akrabi yakınımız böylece. Ona görüşüyoruz. Ne yapalım? Hep boş yere konuşmayalım böylece. Onu da bıtırmayacak şekilde böyle yavaşla, tatlılıkla gerekeni söyleme gerekiyor. Nasıl gerekeni? Öncelikli vazifeler vardır. Bir kaza olmuş mesela, trafik kazası. Yaralı bir hasta. Ağır yaralı hasta. Hastaneye geldi. Önce neresine bakılır? Acaba hayatta mı? Canlı mı acaba? Kalbi çalışıyor mu acaba? Efendim ayağın parmağı kırılmış, ona bakmazlar. Önce kalbine bakarlar böyle. Ölmüşse ayağı kırık olmaz. Olsun ne olacak? Farkı fark etmiyor. Önce kalbe bakılır böyle. Kalp çalışıyor, beyne bakılır. Böyle. İç hayatı organlarına bakılır. En son parmak taraşına buna sıra gelir böyle şey. Biz şimdi ne yapıyoruz? Mesela bir hanım, kız, yakınımız, akrabamız görüşüyoruz bununla ama açık saçı geziyor. Efendim işte açlık oruç tut efendim. Canım, ona önce o oruç nafile. Nafile böyle. Önce onu örtülmesi gerekiyor. Farz bu. Farz bu böyle şey. Biri namaz kılmıyor. Onun için namazdan bahsetmek gerekiyor böyle. Yani önce farzları söylemek gerekiyor. Haramdan sakındırmak gerekiyor. Ondan sonra sünnetlere sıra gelir. Ondan sonra müstahaplara sıra gelir böyle şey. Bunu uygulamak gerekiyor. Ve tevassav bis sabri. Ve sure-i şerife bunlar böyle noktalanıyor. Mevlam buyuruyor. Ve tevassav bis sabri. Buna birbirine de sabrı tavsiye ederler. Sabrı tavsiye. İman. Amel-i salih hakkı tavsiye. Bundan yapıldı. Ama kişi sabırsız. Çabuk kızıyor. Sinirleniyor. Hepsi yıktı gitti böylece. Yani duvarı ördü duvarı, duvarcı ustası ördü duvarı, ameliye kızdı, ev sahibine kızdı, birine kızdı, vur tekme yıktı duvarı vereceğim. Bu iş Mevlam buyuruyor, bakın son nokta ne yapıyor, nokta veriyor bunları. Ve tevassav bir sabrı, sabırla böyle. Sabır şart muhtemelen. Sabır olmasa demek ki ne yapıyoruz bunları, götürüyor bunları böylece. Sabrı tavsiye. Sabır üçe ayrılıyor. Üç yerde sabır gerekiyor. Biri kişisel olarak ibadette sabır, namazda sıkılmamak, camide sıkılmamak. Örneğin bir kimse camide sıkılıyorsa ne oluyor bu? Kettayri fil kafesi oluyor. Kettayri fil kafesi, kafesteki kuş gibi oluyor. Uçan kuş yakalanmış, kafese konmuş. Kafes altın, gümüş de olsa kafes mücevher de olsa, büyük de olsa, kuş ne yapar? Sıkılır. Uçar böyle, uçmak ister, kafesten bir taraftan başını vurur, şeyini vurur, çıldırır, kurtulmak ister böyle şey. İşte eğer bir insan camide kuşun kafes sıkıldığı gibi sıkılıyorsa, Allah korusun, iyi alamet değil muhtemelen böyle bak.
Yani ölçü erkekler için önce camide sıkılmama. Yani camiye erkence girebilme. Ön safta namaz kılma, bilhassa ön safta namaz kılma. Ön saftan sevabı çok daha büyük. Ön safta namaz kılma. Erken camiye girme. Namazı böyle yavaş yavaş kılma. Hatta namaz kıldıktan sonra da hemen birden kalkmama, iş yoksa, acele işi değilse böylece. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan o kişinin çaktığı muhtemelen. O zaman şeytan çaktığı böylece. Allah da melek gönderiyor kuluna, melek gönderiyor böyle. Melek gönderiyor böyle. Yani bir kimse cami erkence gitti, otur namazı bekledi. Otururken hiçbir şey okumasa bile namazı beklediği için namazdaki bir sehab yazılıyor ama defterine bak. 10 dakika önce girdi. Hiçbir şey okumuyor, oturuyor. Ama camide tabii konuşulmaz. Oturuyor, namazı bekliyor. Tabii hanımlarımız da evde namazını serer, oturur namazı ezanı bekler. Bu da aynı sehab oluyor böyle. Ezan 5-10 dakika var mesela. İşimiz olduğu zamanlar namazını serer, oturur dönür kıbleye, namazı bekler. Hiçbir şey okumasa bile o anda namazdaymış gibi sehab yazılıyor. Genelde sevaplar sevabı çeker elde olmadan böyle. Kişi bir namazı beklerken tabii bir şey okur. Mesela Allah Allah der, Sübhanallah der, Estağfurullah der, kelime-i tevhid getirir. Onun sevabı ayrı. Onun sevabı ayrı. Kişi namaz kıldı böyle. Namaz bitti, Fatiha çekti, bitti Fatiha. Hanımın evlerinde, namaz kıldığı yerde, erkekler camide hemen kalkmasa, vakti müsa hemen kalkmasa, Mevlam bundan çok razı olur muhtemelen Mevlam. Çok razı oluyor. Bu ilk Mevlam meleklerine, meleklerim, meleklerim, bakın kuluma, bakın kuluma. Sabah uykusundan kalktı, yatağından kalktı. Kışın yatağını terk etti. Eşin yanında yatağından kalktı. Abdestini aldı bak değil mi? Namaza durdu, camiye geldi, namazını kıldı. Ama bak daha doymadı bana kulum. Bana kulum doymadı. Gidin ona dua edin. Hemen melekler geliyorlar herkesin önüne. Dua ediyor. Allahümmerhamhü. Allahümmeğfirlehü. Allah'ım sen affet bu kulunu. Allah'ım sen bu kulunu rahmet eyle. Bunun sevabını arttır ya Rabbi. Oturduğu sürece bir şey okumasa bile melek ona dua ediyor. Dua ediyor. Dua ediyor. İşte sabır, üç ayrı. Birine sabır, ibadette sabır. Oruçluyken sabır olmak gerekiyor. Efendim işte oruç başıma vurdu. Hayır, oruç gönlüne girsin, gönlüne, başı vurmasın. Sinemge oruçluyken böylece. Sakin olmak gerekiyor. Namazda böyle sabır böyle. Acele etmeden namazı kılmak, Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, İslam için çalışmak, çabalamak. Ve bunun çift arıyor bu ibadete sabır. Bir de haramdan sakınmada sabır. Haramdan sakınmada sabır. Nefis bir bağımlılık olabilir nefiste. Bir günahlara karşı. Mesela dedikodu bağımlılığı, gıybet. Kişi ondan zevk olur böylece. Tam birini arkasından çekiştirecek, aklına gelir ki Allah bunu yasaklıyor. Vela buyuruyor. Vela yalta baldukun balda. Birbirinizi gibi yapmayın. Allah haram kıyıyor gıybeti böylece. Burada gıybeti yapmamak, yapanı dinlememek, engel olmaya çalışmak. Olabilir sadıcağı düğüne canına gitmek isteyebilir. Bir genç kızın mesela gitmek isteyebilir. Ama Allah yasaklıyor bunlara böylece. Gitmeyecek be. Nefsine cihat burada böylece. Hatta mesela sigaraya karşı bile muhteremler. Sigaraya karşı bile böylece. Sigara zararlı bir şey böyle. Yani tıbben bugün artık tam kanıtlanmıştır. İçinde yüzlerce böyle zararlı maddeler vardır. Nikotinin dışında o kadar zehirli maddeler vardır. Bu bir nevi intihardır sigara. Yani tedirici iki türlü intihar vardır. İki türlü. Biri fevri, hemen bir intihar. Biri tedirici, yavaş bir intihar götürmesidir böylece. Sigarada bir bağımlılıktır bu da böylece. Ne gerekiyor burada? Nefise mücadele. İçmemeye zorlama böylece. Tamam, başka insanın tabi bu bağımlılık insanı zorlar.
başı döner, sinirsin, bozulur, şu olur, bu olur. Ama zamanla beden bunu öğütü yetiştirir muhtemelen. Yani haramdan sakınmakta. Bir erkek dışarı çıkarken yolda, tabii günümüzde kışın bile çıplaklar, çok kışın bile. Gözü haramdan sakınmak da bu da farz. Velan buyuruyor, gözünü kapası müminler. Bu da sağır. O anda belki farklı bir kadın kız görebilir. İçindeki nefsi bir dürtüler, şeytanın vesdürtüler bunu zorlayabilir. Yani şeye bir bak gibi zorlayabilir. Burada bir bakmamak, buna direnmek. Bu da nedir? Hem alan cihattır, hem de sabır muhtemelen. Bu da çok büyük sevabı bunlara vereceğim. Sonra hastalıklara sabır. Hastalıklara sabır. Hemen şikayetçi olmama. Gerçi tedavi var dinimizde muhtemelen. Ama tedavide de eğer hastalık tehlikeli değilse acele etmemek gerekiyor. Her hastalığın bir belli bir dönemi var hastalığın. O hastalığı o belli süreci vardır. O tanımlanmadan hastalık geçmez. Mesela bir söz vardır. Grip olan bir kimse doktora gitse bir hafta da geçer. Gitmezse 7 gün sürer. Grip oluyor. Hemen doktora gittin. Ne oldu? Geçtin mi? Hemen hemen geçtim anda. Yok. İstirahat ve şu oldu. Yani gitsen bir hafta geçer. Gitmezsen 7 gün sürer. Bu için müslümanlar hastalığa biraz sabır gerekiyor. Hastalıklara böylece. Eğer tehlikeli bir şey değilse biraz sabır gerekiyor hastalıklara. Tabi istirahat gibi koruma gerekiyor. Şikayetçi olmamak hastalıklardan. Nedir hastalıklar? Onlar Allah'ın bir rahmeti bizlere gerçekten. Allah'ın rahmeti. Hastalık günahları döken nasıl sonbaharda fırtına çıkar, yapraklar döker, sallar ağaçlar, sallar bunları. İşte insanı böyle sallar, günah döker. Hangi hastalıklar? Eğer kul sabır etmişse, etmişse böylece. İnsanın bir başı ağrısa, dişi ağrısa, biri biraz ağrısa, kişi sabretse muhtemelen, sabretse, bu kime söylenir? Eğer karşıken bir fayda sağlayacak, ona söylenir. Karşıdaki hastalığı anlamaz. Doktor değil, hemşire bir şey değil. Anlamıyor bir şeyden. İşte şöyle böyleyim. Bunlar o zaman şikayete giriyor muhtemelen böyle. Şikayete giriyor böylece. O zaman hastalık işi hem çekiyor, hem sevaptan mahrum kalıyor muhtemelen. Kalıyor böyle. Demek ki burada da bir sabır gerekiyor. Ama tedavi vardır. Fakat şifa yine Allah-u Teala verecek. Hatta kadere bağlı şifa. Hadis buyuruyor. Yani şifa, tedavi bu da kadere bağlı. Böylece. Kişi hastalanır, acele eder, hemen doktora gider, yalnız teşhis koyar muhtemelen. Doktor aldanır. Yalnız teşhis koyar. Kaderde bunun da bir çekmesi gerekiyor. Allah'ın takdirinde hemen geçmeyecek. İmtihan da veriyor bu. Elin doktora gider, hatta büyük şeyde profesöre gider, ona güvenir, ona gider. Ama profesör olsun, o da ne yapar? Teşhiste aldanır. Buna yanlış teşhis koyar, yanına tedavi metodu uygulamaya kalkıştır. Hastalığı da artar bunun nereden. Efendim işte profesöre gittim, en ünlü doktor uzmanı bu işin, ona gittim. Ama kaderle örtüşmedi. Biraz çekmen gerekiyor sen bana. Ondan sonra olmadı, plana gideyim. Ha, şimdi buldum doktoru der, bu doktor anladı der. O anlayacak, mecbur anlayacak bu tarafa. O anlayacak böylece. Vakit gelmiştir böyle, az cemaat. Bir de İslam için çalışırken, hakkı tavsiye ederken de burada mutlaka sabır da gerekiyor burada. Sabır şart burada muhtemelen. Burada kızmama gerekiyor. Eğer bizler Allah için birisine hakkı tavsiye ediyorsak, onu İslam'a ediyorsak, burada ne gerekiyor? Allah için de sabır etme gerekiyor burada böyle.
kızmadan. Şimdi kızarsak ne olur? Mesela biri birine bir şeye doğruyu söyler. Söyle doğrudur. Karşıki güler, alaya alır, tersler bunu, bir şey yapar. Eğer bu da kızarsa, aynı tepki yaparsa ne olur? Bu da bak karşıki İslam daha uzaklaştırır. Yani bir adım ileri çekemez, on adım geri atar. Yani bunu dikkat etmek gerekiyor bence. Ne getirir, ne götürüyor? Bunu da hesap yapmamız gerekiyor bence. Bu da kadar tatlı. Şimdi Mevla, Musa Aleyhisselam öyle buyurdu. Şurana gidiniz, onunla yumuşak konuşunuz. Kavlen leyyinen. Kavlen leyyin. Bilal yumuşak konuşun bak. Firavunla böyle. Firavun gibi bir yani azgın bir din düşmanı. İslam düşmanı, Kur'an düşmanı Firavun gibi. Mevla Musa Aleyhisselam'a onunla yumuşak konuşunuz. Yumuşak konuşun böylece. Yumuşak konuşmada şu vardı, yumuşak konuşmada karşıdaki birdenbire tepki göstermez, sinirlenmez, öfkelenmez, bir sakine dinleyebilir, dinleyebilir, işin muhakeme yapabilir. Ama sert söylenince, azalınca, tersleyince hemen karşıdaki bir tepki oluşur, elinde olmadan. Yani sinir sisteminde bu yapı vardı, sinir sisteminde. Yani biraz da çevre sert sinir sisteminde bu vardı böyle, bunda vardır. Refleks elleri buna, elde olmadan karşıdakinin sinir sistemi tepki yapar buna böyle şey. O anda akıl durur. Akıl durur. Karşıdaki nefsan duruma gelir, bunu ters der. İslam'a zarar olur muhtemelen böyle şey. Mutlaka böyle yavaş söylemek gerekiyor. İşte bu dört şeyi güzel yapabilirsek, dört şeyi. Önce amenti billah. Allah eman celle celaluhu. O güzel Mevla'yı tanıyabilsek muhteremler. O güzel Mevlamızdan gafil olmasak, o da yaratan, mülk onun, yer gibi onun böyle şey. Bütün varlık alemi onun böyle şey. İşte melekler var. Ancak onların Allah bir sayıları melekler böyle. Arşta, ferş, cennette, göklerde, her yerde o kadar melekler var böyle. O kadar diğer varlıklar var, ruhaniler var. Cinler, şunlar, bunlar, o kadar varlıklar var. Hepsini gören Mevlam, yöneten Mevlamız böylece. Sonra amel-i salih, ibadetlerimizi de bilinçli yapsak, bilinçli, ihlasla yapsak bunları. Sonra hakkı tavsiye İslam için çalışmak, mutlaka İslam için çalışmak, doğruyu söylemek, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etsek, edersek, o zaman ne oluyor? O zaman kişi burada dünyada zarar etmiyor. Sermaye üzerine sermaye koyuyor. Burada kâr eden insan burada. Öbür aleme elhamdülillah imana kâmile gidiyor muhteremler. Bir hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennevmü ehul mevt. Ölüm uyku gibidir. Ölüm uyku gibidir. Uyuyan bir kimse, bu tabi hepimizin başından geçer, geçmiştir, geçebilir. Uyuyan bir kimse rüyasında bazen kötü rüya görürüz rüyamızda. Korkulu rüya görürüz rüyamızda. Korkarız, bize kefe saldırır, şu saldırır, bu saldırır, düşman saldırır, korku rüya olur böyle rüyamızda. Çok korku rüya olabilir, uzun sürebilir bazen de. Sonra uyandığımız zaman hala etkisindeyiz rüyanın böyle. Uyanmış bir şey bakarız, bu rüyamış. Çok elhamdülillah, rüyam bitti. Şimdi de hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ölüm de uyku gibi. Bazı insan hayatta böyle zahmete geçer. Hayatta insanların bazı hayatları zahmete geçer. Fakir, böyle yoksulluğu, kıtlık, gurbetlik, açlık, borç, harç, hastalıklara boğuşur, çoğuşluğunda felaketler olur. Böyle çok sıkıntılı hayatı geçer böyle. Artık o kadar hayatı böyle geçer bu insanların. Öldüğü anda, öldüğü anda ne yapar? Bir nevi uyanıyor anda. Uyanıyor böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ennâs-ı niyâmun fî zâmâtun tebehû.
En az insan uykuda insanlar. Öldüğü an uyanıyor böyle. Ölüm anında gerçek ruh, insanın gerçek kimliği, kişiliği kendine geliyor. Uyanıyor böyle. Uyanıyor. Kişi bakacak ki o anda evet dünyası zahmetli geçti. Yetim olarak kalmış, yetim büyüdü, yoksul büyüdü, itildi, kakıldı, şunlar bunlar oldu, oldu, oldu böylece. Öyle geçti. Öldüğü anda uyanıyor, kendine geliyor. Oh, ona dünya demiş böyle. Şimdi mezara girdiği anda bakıyor ki mezarı cennetten bir bahçe mezarı. Cennetten bahçe, geniş böyle. Ruhlar dolmuş oraya. Yakınları oraya dolmuşlar, evliya dolmuşlar buraya kendisini. Cennetten pencere açılmış. Oh, ne o dünyada kaldı. Bazı insan da rüyasında hepimiz de baştan geçer. Güzel rüyalar görür rüyamızda. Güzel rüyalar görürüz. Güzel efendim. Ne güzel rüyalar görürüz böyle. Hoş rüyalar görürüz böyle. Uyanırsan bakarız. Ah, o rüyamış be. Rüyamış efendim. Keşke gerçek olsaydı. O rüyamış efendim. İşte hayat da bunun gibi. Bazı insan dünyası, hoş geçer dünyası. İmansızdır belki de. Gafletedir kendisi. Dünyası hoş geçer dünyası. Özel uçağı, özel yatığı vardır. Lüks hayat yaşar, konfor hayat yaşar. Böyle. O kadar konfor bir hayat yaşar. Ama ölüp de mezara girdiği zamanlar, ki cehennem çukuruna girdiği zamanlar, ah o dünyadan be. Keşke burada olsaydı. Olsaydı. Yani sonuç belirli muhtemelidir. Acaba yok böyle. Şans, kader, işte belki ihtimal yok. Yok muhtemelidir. Tek bir insan unutup kalmamış bakınız. Tek bir insan unutup kalmamış böyle. Ormanda olsun, çölde olsun, mağarada olsun, tek bir unutup kalmamış böyle. Azdan bize görüyor, biliyor muhtemelidir. Görebiliyor. Bu kesin bir gerçekken, böyle bile bile dünyaya aldanmak insanın akılla bağdaşmıyor mu? Ters gidiyor bence. Böyle sonucu görmek gerekiyor. İnşallah bu dört temel ilkeyi uygulamakta inşallah böyle. Önce imanımızı olgunlaştı, imanımızı böyle. Elden geldiği kadar önce kendimizi zorlayarak hep Allah'a verelim kendimizi böyle. Namazda mesela ama durduk. Tabii bir gafet olabilir. Hemen kendimizi toparlayalım kendimizi. Namazı mutlaka yavaş kılalım. Namazı ağır okuyalım böyle. Güzel Mevla'ya yönelim, ona sevelim. Ona yönelim. Yok başka Mevla. Sonra İslam için çalıştığı muhteremler sahipten çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.